Avalları bundan 20 yıl, ondan az kem ayetlerde, belki ondan aldırrak, oğul balalarına hatna toyu kılıç adeti var idi. Hatna toyu deb atalar idi. Bazı caylarda iki gün kılıçar idi. Bir gün hatımı, ikincisi de toy deb aytışta ham, manaşı manada etiler idi. Şu münasebetler bilen buradigan yığınlarda şer'i işlerden kören naşer'i işler köprak olar idi. Allah haram kıyan içimliklerini içişmedi. Yine başka bir günah, bid'at, hurafat, haletler köp olar idi. Aynısı israfçılıklar hadden aşar idi. Şunun için o şey vakitte hatna toyu şeriatta yok. Bunu kımaslık gereği degen manada yapılar ham tarqar geldi. Bu narsa o şey israfgarçılıkka karşı kureş manası da yolga koyulganıdır. Bu hadıp çok yapılganıdan, karşı turulganıdan asta sekin kıskarıp vardı. Keyrak nikahı ölerge koşup otkızı varış. Ondan keyin yine başka bir çara, üslublar, kolleş yüzüne gelip ahırı akika deyişke oturdu. Bana hazır ben bu marasım kanda marasım deyip sorasam akika deyişti. Benim düşüncem hatna manasıydı, hatna ne akikası mı desem ha deyiş yaptı. Aslında bu narsa notoğru. Notoğruligi hatna münasebetini akika deyiş notoğru. Akika, farzand tug'ilganligi münasebeti bilen, tug'ilganiga 7 gün turganda, yoki 14-21 kunda qilinadigan marosim akika deyiladi. Akka so'zidan olingan, uni ajrash degan ma'nosi bor. Arablarda o'sha 7 kunlikda bolani boshini yuvadi, onasidan tug'ilganda qo'shilib tug'ilgan sochni ajratadi. Mana shundan aqiqa so'zi kelib chiqqan. Va keyin bora-bora shu munosabat bilan so'yiladigan so'yishga nom qo'yilgan va marosimga nom bo'lib qolgan. Hatna munosabati bilan to'planib uni aqiqa deyish, demak, lug'aviy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham to'g'ri kelmaydi. Hatna munosabati bilan to'planish o'zi bormi, yo'qmi? Degan masalaga keladigan bo'lsak, fiqh kitoblarimizda ulamolar bir dasturxon yozib, mehmon chorlab o'tkazishi mumkin bo'lgan marosimlardan 10 ta 11 tasini ro'yxatini keltirishadi. Misol uchun hozirgina aytib o'tilgan aqiqa marosimini aytishadi. Yangi bir bino qurilib, maskan hosil bo'lsa, uni munosabati bilan ham bir dasturxon yozib ziyofat uyushtirish mumkinligini. Uzoq safardan kelgan odam o'zi safardan sog'-salomat kelganiga bag'ishlab bir xayr ehson qilishi mumkin. Yoki birov ahlidan, ayolidan, oilasidan uzoq vaqt g'oyib bo'lib yurib kelsa-yu, uni kelganidan xursand bo'lgan qavm qarindoshlari bir ziyofat bersa, bu ham mumkinligi odatda borligi aytiladi. Ana shu 10-11 ta marosimning ichida mana shu xatna munosabati bilan yig'ilishni ham aytib o'tilgan. Buni bizning shariatimizda biror hadis, oyat yoki amal bilan yangidan paydo qilingan narsa emas. Avvaldan bo'lib kelganu shuni tasdiqi bo'yicha qolgan. Ana kitoblarimizda, fiqh kitoblarimizning barchasida mana shu marosim bobi bo'lsa ana shunda shuni aytadi. Bunaqa marosimlarning o'zi eng yuqori darajada turadigani valima deyiladi. U valima nikoh to'yi. Nikoh to'yini hukmi to'g'risida ulamolarimiz ixtilof qilishgan. Ba'zi mazhablar vojib deyishgan. Ba'zi mazhablar sunnati muakkada deyishgan. Ba'zilari sunnat deyishgan. Lekin shu nikoh to'yi haqiqat eng kuchlik marosim hisoblanadi.
Ve onge eğitilgende barmak vacib degen ulamalarımız var. Çakırılgen adam nikah valiyemesi gel. Nikah töyüde barışı vacib degen. Kalan merasimler müstahap. Müstahap ne? Hemeniz yaşı bilemiz. Yani kısa yaşı kımasayız. Kanaka demek hızilliği yok, kamçiliği yok, nüksanı yok. Kitaplarda etiledi ki Hazreti Umar İbn-i Khattab Al-Adil radıyallahu anhu halifelik devirleri de bir arcayda türgenleri de şehrinin bir burçiden taraka turuk bir haliye tabel deydi Araplarda dombrege hoşuna nasırlar çalınıp kasa adamlarını bir kıçkırıkları, baland avazları yengrep kasa atrafıda giderlerden sorarken ne bol yaptı ya da? Hiç değil mi? Deseler, hat ne bol etken eken deseler, indeme kit olardılar. Yani hat ne de şuna kadar işlerden bol erken o, bana katbeler eşitse, ama ile ozu bar işine kılıç yetteken degen manada kit olardılar, değillerdi. Ana şu dersini, demek hakikatini ait koyuş bizi burçumuz. Yani ki yıl otup, ay otup, gün otup, bir tane narsanı umumen unutup, başka narsanın namına namlavaşmışımız yakışmaz. Bu adli narsa, ona da bir günah buluşu ya ki ayıp buluşu inmesi yok. Lekin marifet cihatiden, bilim cihatiden, şunu koyuş cihatiden lazım narsa hesaplanadı. Ana şu, demek narsanı biz buluşumuz gerek. Biz de oğul buralarını hatnası, sünnet kıldırılışı, şeriatta kursatırken narsa, sünnet amel bulgarlık için avval hatna töylerimi sünnet töyü hem değillerdi. Sünnet buluşu bilen birge takitlengen ve İslam'da şiar bulgan amellerden bittesi. Oğul balalarına hatna kandırış daim buhkegen. Peygamber aleyhissalatu vesselamlarını fitrat sünnetlerden bittesi. Bana şu nefse kısablanadı. Bunu diyendik barca oğul balalarına kılınadı. Yakşı bir iş buladı. Hazır bir günde tabipler hem mumun musulmanlıktan bir haber, İslam'dan, Kur'an'dan umumen haberi yok. Sağlık manasındaki şugullanıcı, başka dindeki vakiller hem oğul balalar için hatna, sağlık, selametliği diye hem kerek narsa ekerliğine takdir yaptı. Hatta yakında bazı bir makaleler çıktı ki ana şu hazır ki tarkagan, vabağı okşafagan, spit keseri gideyem. Bana şu nesane kulleş bilen, bir aldığını alış yolunu paydakırış mümkün degen kulaselerde fikirlerine etişti. Bunu biz de sünnet amal sıfatı da, o şu 1400-1500 yıldan beri kılın keliyetken hakikat buladı. Elbette, buralarını bana malum bir baskışta itibar verip, hatna kılıp, hatnasıyla münaka köpçülükünü çarlar, ziyafat verir, mal, pul, sarflar, demek hareket kılıç yakışınarsa, lekin, balanın en asasi ata-ananı adıdaki hakkı, terbiye hakkı buladı. Balanı yediriş, içiriş, kiyintiriş, onu hayi havasını, demek cahiliye koyuş, başkalarını balasından kem bulmasın de, bu yakışılığa narsanın haberişi urunuş, musabaka kılıç, ya ki toylarını kattarar otur zaman deyiş, bu cüda hem doğru kele orada anlarsa yemez. Meyli, kısır, balasını cismani terbiyesini, maddi terbiyesini ortaça kılıp, deme yolda koysun. Lekin ruhi terbiyesi, manevi terbiyesini unutup koymasın. Asasi vazife, asasi terbiye, bana şu tarafta karatırken buluş gerek. Her bir ata-ana öz farzandını, oğul bolsun, kız bolsun, kiçkinleri giden iman, itikad asası da, takva, ibadet asası da, adab, ahlaklı kılıp, güzel İslami sıfatlar bilen sıfatlengen insan kılıp terbiyeleş, mecburiyeti de ikerliğini ata-analar zünhar ve zünhar unutmazlıkları gerek. Farzandını ana şu yakşı yolda terbiyeleşti.
ata-analarının özleri şahsi örnek bo'lishlari lazım. Çünkü farzand nazarida dünyada atasından, anasından ulu uzak bo'lmaydi. Hamma narsa ota-onadan. Ana farzandni ko'z oldida ota-onasi dunyodagi eng yaxshi zot, ana shunga ergashish kerak. Mana shu holatni bilgandan keyin ota ham, ona ham farzandini oldida o'zini chin musulmon tutishi, har bir xatti-harakati, gapi, so'zi, tasarrufi bilan farzandiga o'rnak bo'lishi kerak bo'ladi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam merhamet kılıp aytadılar ki, eğer bir ayol balası ki, aldımge ki, falan narsanı beremen deseyu, balası ki kendine vermese, yolgançılığı için o şey ayolunu, meneşik yapını ozi yeterli. Demek şu kıyan kılmışı için bu ayolunu yolgançılarının ruhatı getirip ilan koysa bol olurdu. Ne bu için? Çünkü ana, balanı közüdeki yüksek namuna açıp aydın yalgan yapıp. Farzandını al dedi. Şimdi o şey farzand bu işini körgen eden keyin, anasından körgen eden keyin, anam şu işini kıldı, benim kısım bularken deken hayali keli. Bundan kaptırağı, elbette kaptırağı olup var olaydı. Şunun için elbette ata ana buna kadar nesillerde zinhar ve zinhar yol koymasızlıkları gerek. Özleri şahsi namuna bulup, İslam imanını, takva, ibadetini, adab, ahlakını, güzel namunelerini göstermişleri gerek. Ata ana özüden göre farzandını afzal görüşü anık. Dünyada insan başka birovunu özüden üstün buluşunu razı bulup hahleydiğen bulsa fakat ata-ana balasını özüden üstün buluşunu hahleyde alasın. Başka halette hemen ben üstün bulsa hemen dinleden arzusu buladı. Lakin balasını özüden üstün koyadı. Atalik mehri, analik mehri şu. Şunun için özüden keyin balasıya ilacı bağırıca toprağı yaşıran narsanı kaldırışka hareket ham kılar. O, o işi kaldıradığın narsasını, yaşısını mı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayetediler ki, ata ananın balaya verilen en yaşı hediyesi adab ahlaktır. Ondan yaşı hediye verilmeydi adana. Ata ana imkanı tapıp dünyanın yarımını egellegen bolsa, özünün mülkü bolsa, bana kazandım, dünyanın yarımını egelledim, sana ben şunu verdim, tartık kıldım, seninki şu, dese bir taraf. Ama ikinci atağına, balam, ben sana adab verdim, ahlak verdim, talim verdim, bundan başka bir narsa veralmayayım ben dese, şu ikinci atağına'nın hediyesi zor bulur. Bana şu hediye uluk bulur. Değil mi o için? Bu malı dünya vergen atağına, bana sana adab, ahlak vermeden bulsa, dünyanın yarımını beş günde yok kıladı, külünü töpüse uğradı. Çünkü onda adab yok, ahlak yok, talim terbiye yok, ilim marifet yok. Mal-ı dünya programına o ilim marifeti yok yani her kandayı nesini yok kıladı. Ama bu böyle, atasından adab, anasından adab, ahlak aldı, ilim marifet aldı, güzel İslami sıfatlarını özü de mücessemleştirdi. Şimdi bu böyle, dünyanın tapışı mümkün. Çünkü aklı var, ilmi var, adabı var, ahlakı var. Ama taraftan yetük insan.